Huzuru hazırun, cemiyeti irfan, vakti sefai merdan. Haindir, münafıktır, dinsizdir şeytan. Şeytanın hainliğine, münafıklığına, dinsizliğine lanet, Rahman'ın varlığına, birliğine hamdü bir gayet. Bizleri izleyen, siz kıymetli izleyenlerime sağlıklar, sıhhatler, afiyetler diliyorum. Sizleri saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Evet, kıymetli dostlar, sevgili izleyenler. Hani güzel bir söz vardır. Hırsız ve tamahkar birbirlerini çabuk bulur derler. İşte ben de sizlere böyle bir kıssa anlatacağım. Efendim, vakti zamanında köylünün bir tanesi şehre gelir. Şehrin yakınlarındaki köyünde bostanları vardır. Salatalıktı, domatesti, karpuzdu, biberdi ve benzeri sebze ve meyveleri ekip, dikip, yetiştirip onları satarak geçimlerini sağlarmış. İşte yine böyle bir gün bahçesinde ekip, dikip, yetiştirdiği sebzeleri, meyveleri toplayarak küfelere doldurup merkebinin sırtına yükleyip şehirdeki pazara gelir. Âlâ domates, salatalık, güzel karpuz, karpuz, karpuz diyerek ürünlerini satmaya çalışırmış. En kısa zamanda ürünlerini en güzel kârlarla satıp tamamını bitirmiş. Ve işi erken bittiği için şöyle bir çarşıyı dolaşayım istemiş. Başlamış çarşıyı dolaşmaya. Tam çarşıyı dolaşırken böyle bir kunduracı dükkanının yanından geçiyormuş. Kafasını kaldırmış, şöyle bir bakmış. Rengarenk Yemeniler, çarıklar, güzel ayakkabılar iplere takılıp asılmış. Şöyle bir kendine bakmış. Ya Allah Allah, benim de çarıklarım bir hayli eskimiş. Şunları bir değiştireyim demiş. Girmiş ayakkabıcı, kunduracı dükkanın içerisine. Kendisine çok güzel kırmızı renkli bir çift yemeni almış. Ayaklarına giymiş. Oh, bunlar çok rahat demiş. Ve çıkmış dışarıya. Çarşıda biraz daha dolaşmış. Namaz vaktine kadar biraz dinlenmek üzere caminin bir tanesine girmiş. Ayağından yemenilerini çıkartmadan hasırın üstüne bir köşeye uzanmış. Efendim, hemen her şehrin çarşısında, pazarında bulunan yan kesici hırsızlar bu şehrin pazarında da varmış. İki hırsız bizim bu köylüyü takip etmişler, yapmış olduğu satışları izlemişler. Ayağına aldığı yemeniyi görmüş ve kesesini koynuna koyduğunu görmüş ve iki kafadar bu bizim köylüyü soymaya karar vermiş sevgili dostlar. Başlamış takip. Ve bizim köylünün girdiği camiye girmişler bu iki kafadar. Hemen bizim köylünün yakınlarına bir yerine oturmuşlar sevgili dostlar. Bir tanesi diğerine demiş ki, ya abi, bu bizim üzerimizdeki altınlarla biz köye dönersek bizi köyde soyarlar. Ne yapacağız? Ne yapalım? Bunları saklamak lazım değil mi? Saklayalım da. Nereye? Şu adamın yattığı yerin köşesine ne dersin? Oraya olmaz mı? Olur, olur, olmasına da. Ya adam uyumuyorsa? Bizim köylü gözleri kapalıdır. Bir taraftan da onların konuşmasını dinliyordur. Ve yavaştan böyle derinden derinden horlamaya başlar. Uyuduğunu göstermek kastıyla sevgili izleyenler. Bir tanesi, baksana adam horluyor, uyuyor der. Bir diğeri, ya uyumuyorsa, uyuyor numarası yapıyorsa? Büyük kardeş demiş ki, bunu anlamak kolay. Ben demiş,
bu adamın ayağındaki Yemenileri çıkartayım. Sen de şöyle bir üstünü yokla, koynuna falan bak. Koynunda kesesi varsa onu oradan al demiş. Eğer uyanırsa Yemeni'yi ve keseyi bırakır kaçarız. Uyanmazsa bu içinde 1000 altın olan keseyi şuraya köşeye kazar, o köşeye gömeriz, üzerini kapatır ve çeker gideriz. Daha sonra da tekrar döner gelir, o altınların bulunduğu keseyi bulunduğu yerden alırız demiş. Ama bizim köylü de konuşanları dinliyor ya, kendi kendine plan yapmaya başlamış. Allah, 1000 altın, 1000 altın yahu. Ben bu 1000 altınla neler yaparım, neler diye daha derinden horlayarak uyuduğunu göstermeye çalışmış bu iki yan kesiciye. Derinden derinden horlarken bir tanesi demiş ki, ben ayağından adamın Yemenilerini çıkartayım, sen de adamın uyandırmadan kesesini al demiş. Sanki büyük bir ustalıkla elleriyle koymuş gibi bizim köylünün koynundan para kesesini çekmiş almışlar. Ve o içinde 1000 altın var dedikleri keseyi hemen adamın yakınlarında bir köşeyi kazmışlar. Öyle içine koymuşlar, üzerini kapatmışlar, elleriyle de tapışlamışlar ve sessizce oradan uzaklaşmışlar. Bizim köylü hemen yattığı yerden kalkmış, gitmiş keseyi oradan çıkartmış. Allah! 1000 altın! 1000 altının sahibi oldum demiş. Hemen dökmüş keseyi, açmış ağzını. Baksa ki, aa! Ne görsün? O 1000 altın var dedikleri kesenin içerisi çakıl taşlarıyla dolu değil miymiş sevgili izleyenler? Bizim köylü bir anda feryat figan içerisinde bas bas bağırmaya başlamış. İmdat! Beni soydular! Hırsız var! Yetişin! Kesemi aldılar! Daha yeni aldığım Yemenilerimi çaldılar! İmdat! Koşun! Yetişin! Diye feryat figan içerisinde bas bas bağırıyormuş sevgili izleyenler. Tam bu arada sütunun köşesinde kendi halinde oturan, sessiz, sakin oturan, zikri hakiyle meşgul olan bir zat. Dur demiş, dur. Telaşlanma. Sen soyulmadın. Sen temahkârın kurbanı oldun. Temahkârın ve hırsın kurbanı oldun. Ben deminden beri sizi izliyordum. Sen adamları dinliyor ve derinden derinden horlayarak uyuduğunu ifade etmeye çalışıyordun. Ne demişler? Hırsız ve temahkar birbirini çabuk bulur demişler. Değil mi? Sen soyulmadın. Sen hırsın ve temahkarlığın kurbanı oldun. Hadi var git yoluna. Canına kastetmediklerine dua et. Sessiz sedasız git buradan demiş. Evet sevgili dostlar. Zaman zaman bizim de helal kazandığımız paralar çalınabilir. Bu bir imtihandır. Önemli olan bu imtihanı teslim olmuş gönülle karşılayabilmek. Eğer teslim olmuş bir gönülle bu imtihanı karşılayabilirsek eğer, kat kat fazlası çok çabuk yerine gelir. Kimsenin yaptığı kimsenin yanına kar kalmaz. Cenab-ı Hak Celle ve Azze asla ihmal etmez. Mühlet verir. Düşünüp tövbe edelim diye sevgili dostlar. Bugünlük de bu kadar. Yeniden görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Her ne kadar sulçu lisan ettikse affola.